Ne var ki ne içeridekine? Bizim 213 sene önce tarihli çanım var benim. Nerede? İçeride. Gel. Nasıl yer yapmış sen de? O ne? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsınız? Siz sormalı. Uğraşıyor hacıyla. Ne yapalım? Kimle uğraşıyorsunuz efendim? Abi hacıyla uğraşıp duruyorum. Hacıyla niye uğraşıyorsunuz ki? Siz yani hacıdan ki ne? Çok canım yakıyor. Canınızı mı yakıyor? Çok. Eşiniz mi? Evet. Allah yardımcınız olsun. Amin. Çarok giyme diyorum giyiye. Saçını kesiyorum kesmeye. Ne bileyim işte anlaşamıyor. Abi dövüşüp duruyor. İsminiz efendim sizin? Nazime. Nazime Hanım efendi. Evet. Şimdi Salih'e atacak ismini. Yok. Buyurunuz Hacı Bey. Size yakışmaz gerçi böyle sini başında. Bu önceden ne güzeldi. Saç şarbalı, şey sakal vardı işte. Sakal yine var da şurada şimdi 40'ından sonra azdı bu vaziyete döndü. 40'ından sonra azdı. Yaşı 40 mı hacının? Ya 56 yaşında ama. Var bu kaç seneden beri böyle yapıyor. Teneşir niye paklıyor canım? Ne azgın? Çok canım yakıyor ama. Nasıl efendim? Canım yakıyor da böyle işte bir şey desem çok kız ye. Yalan söylüyor. Çocuklar bir şey desem kız ye. Sinirli midir biraz? Çok sinirli. Siz kaç yıllık evlisiniz efendim? Biz 40 sene var. 40 sene var. Hı-hı. Siz efendim nasıl tanıştınız Hacı Bey'le? Bir köylüyük biz. Aynı köydesiniz. Evet. Görücü usulü? Görüyorduk zaten her zaman. Para verdik. Kendisi mi efendim size açıldı ben seni aldım? Öyle bir şey yok ne bileyim babası şey yaptı istedi kaynatan oldu işte. Siz varmak istemediniz mi efendim kendisi? İstemediniz. Ya yalan söylüyor. Haber göndermiş ki efendim ben burada başka da evleniyordum. Anasına demiş ki efendim aa haber göndermiş. Başka bu sefer de annesi babası duyunca efendim hemen işi çevirdiler. Bunun böyle dediğine bakma yani çok mutluyuz biz. Siz başka bir hanımı mı almak üzereydiniz? Hayır bunu ben haber gönderdim. Ya versinler ya başka yerden kız vermek istiyor. Ben burada eskiden paterli, kravatlı, yakışıklı biriydim ben. 65'te çarşıya geldiğimde efendim 15 yaşındaydım ben. Herkes bana havas ediyordu. He. Bu köyde tabi utanç açtı. Ben elçi gidiyor, veremek edemek diyor. Ben de haber gönderdim. Özledim, risk ve tehlike altındasınız. O oklava şöyle bir tehditkar bir şey. Kime? Buna. Ben karışmam hiç işte. Karı koca arasına girelim mi canım? İster vur, ister... Yani güzel laf söyle. Ben ne karışırım anacığım? Siz gönülsüz mü vardınız efendim kendisine? Bunun için bir şey demeyedim de bizim köyü sevmeyedim. Bu köye gitmem deyin ihtiraz edeyim. Ya adamda bir problem yok yani. Hani yok. Adamı sevmemezlik. Yok, köye. Şey, ben almasam başkası alır diyerdi. Onun için bunu bir şey demeyedim. Köye gitmek istemiyordum daha doğrusu işte. Sonra evlendiniz. Evlendik. Kırkından sonra ne oldu adama da? Çok, önce çok mutluyduk. Bizden mutlu aile yoktu ama bu biraz zamandan beri dövüştük. Çekiş yok işte. Dövüş değil de. Abi, bir şey desem kız ya hemen. Hacı bu kravat yakışmıyor. Ya bu saç yakışmıyor desem ayağa çık ya hemen. Bu saç nedir hacım tabii yani. Ha, bir seneden beri büyüttü bunu bilmiyorum. Bir seneden beri. Metallica konserine mi gideceksin Hacı Bey? Şimdi ben daha önce gençliğimde saç, poter, kravat vardı. Ondan sonra belediye başkanı aday oldum. Adaylığımı reddettiler kılık kıyafetten dolayı. Belediye başkanı aday oldunuz. Evet. Evet. Reddettikleri gibi efendim. Neden reddettir dedim efendim. Sen efendim vasım var. Delisin dediler. Size deli dediler. Dediler. Evet. Hakkımı yediler. İyi demişler. Hiç kimse de bu saç var mı? O zaman saçım yoktu ama. Evet. Saçı var mıydı? Yoktu. Başkanı yok. Aday yok, oldu. Yok. Yok. Bir sene de saç bıraktım. Gel keselim şunu be Hacı Dayı be. Keselim ya. Keselim. Şimdi ne diyor? Köye gidip de orada yeğeni var bunun berber. Orada kestiralım. Öyle mi? Hı-hı. Köydeki evet. Yeğenini... O zaman ama bak lütfen dayıya iyi davran sen de. Ben yine iyi davranayım. Ben hiçbir hata yapmıyorum. Berbere gittim makas kesmedi saçımı. Makas kesmedi. Kesmedi. Benim elimde değil diye bilmiyorum neyin nesi. Hayır şeytanlar abi, mı kesildi ne yapıyor? Hayır abi sorarız yani. Nasıl olsun 3 numara gibi bir şey mi istiyorsun? Ya, bu boğazında yine razıyım abi böyle kestim mi biraz bunu kestim. Bir süre sonra zaten berbere gerek kalmayacak. Annemiz Hacı dayının saçlarını yolum yolacak gibi... Gülmeyiniz orada gülecek bir şey yok. Evet. Siz de bazlama açacağım diye oturmuşsunuz. Ordu Spor'un cezasını seyreden seyirci gibi. Saat yani gülüyorsun saat. Ben düşünüyorum da yine şey diyorum ki bu arada sakız koyuyorum içine gece yatarken. Önce hacı anne bir deneyecek evet. Makası. Tamam denesin. Tamam. Kesiyorsa ondan sonra nasıl kaç sefer denedim ama kesemedim makas. Bir tesadüf yakaladı ama. Makası getirir mi evden? Şimdi yok. He yok değil şimdi mi? Görev anında kesim olmaz. Görev anında mı? Evet. Abi olur olacak. Olur. Daha olmaz. Olur, görev bizim olur. Görevimiz ya. Nöbet bizim nöbetimiz. Getirir mi? Getir anacığım. Olmaz. Getir. Hayır, olur. Bakalım makas kesecek mi? Hayır. Kesmeyecek mi? İçeri al. Az sonra.
Mecbur az sonra. Yok, getir aracım sen be. İçeri almam o zaman. Hacı da söz verdik. Yok içeri almam. Söz verdik. Berbere gideceğiz. Söz. Önce bir bakalım. Yok yok. Belki makas kesmez. Belki kesmez. Bu, bunun makası kesiyor. Onun makası kesiyor. Özel almış. He, özel almış bu. Berberin makası bununki kesiyor. Berberinki mi kesmiyor? Berberinki kesmiyor. Anladığım kadarıyla berber de tehdit ediliyor. Oğlum saçımı kesersen seni mahvederim. Yok yok kesemem kıyamam diyor bu berber. Ha berber kıyamam. Kıyamam yoksa diyor. Yoksa makasın kesmemiş. İçeri almayın bunu. Nöbetçiler! İçeri almasın. Nöbetçiler! Hanımefendi içeri almayın. Kapıyı kilitleyin. Bizans Tekfur'un orduları geldiğinde de onlara... Ne be? Yok şuraya alalım sizi. Hacı Bey oturunuz. Ya bir sakin ol tamam geçti. Şu an şu anda görev esnasında olmaz. Ya görev bizim hayır. Görevimiz. Söz verdim. Kervancı efendim. Hayır, bir hacı asla sözüyle dönmez. Hayır. Aa şuradan şu kadar kessin. Bir bakalım makas hakikaten kesiyor. Otur hacı dayı. Derule derule derule. Çek aşağı yukarı lambanın. Fitilini çek aşağı yukarı lambanın. Fitilini niye konuşmayısın düşmüye. Fitilini niye konuşmayısın düşmüye. Gel anneciğim. Saçı nerede hacı dayının? Gel anneciğim gel. Otur anneciğim. Bir hane saadeti oluşturmak hakikaten çok zor bir şey. Oh çok şükür. Hacı dayı bir şey olmadı. Olmasın. Çökük bitmedi. Yine büyüyecek. Tabii tabii. Ama yeter ya. Olsun. Annem hoştan. Hadi, evet. Otur anneciğim. Biraz keseyim. Hı? Kötü oldu çok. Biraz kalsın. Ya burada şimdi alınmış ora kalmış. Kalsın. Orayı dengeleyelim yok, bari. Yok olmaz. Hacı dayı be. Ya yine sen bilirsin. Yani ben estetikten falan öyle fazla anlamam ama sanki kısa saç size daha bir yakışıyor. Esas yakışıyor. Ne güzel. Hakikaten yakışıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.